Başkan Erdoğan'a Sorosçu suçlaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski bir videosu yeniden gündeme geldi. Soros destekli Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV'in kurucusu olan Kılıçdaroğlu, 2012 yılında Ulusal Kanal'da katıldığı programda bunu kendisi de ifade etmişti. CHP lideri Soros bağlantısına rağmen vakıftan istifa etmeyeceğini de belirtmişti. İşte tam 9 yıl önceki o konuşma. CHP'nin durumu nedir? Bu Amerika ziyaretleri nedir? Ve anti Amerikan değiliz konusunu ben şöyle size formüle edeyim. CHP'nin anti emperyalist tavrı nedir? Nedir? Güzel. TESEV üyeliğinden istifa edecek misiniz? Hayır. Çünkü TESEV bir dernek değil ki istifa edelim. Vakıf kurucularından birisi de benim. Dolayısıyla ben dilekçe verip ben üyelikten istifa ediyorum desem bile o dilekçenin hukuken hiçbir geçerliği yok. İki, TESEV'e benim üye olduğum zaman ne Soros vardı ne başka bir şey vardı. Yani kurucu üye olduğum zaman böyle bir şey yoktu. Şimdi TESEV üye olmak suç değil ki. Ben sadece TESEV üyesi değilim. Ben aynı zamanda Vakıf 2000'in de üyesiyim. Ben aynı zamanda Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin de üyesiyim. Biz dönem geliyor. Niye sivil toplum güçlenmiyor? Niye üye olmuyoruz diyoruz. Üye oluyoruz. Niye buraya üye oldun? TESEV sadece ben değilim. Bizim partilerden çok da üyemiz var. Ayrıca çok aydın var, iş adamı var, saygın bir sürü insan var. Yani TESEV kurulmuştur. Araştırma yapan şu anda Ergenekon'dan içeride yatan araştırmacılar var. Yine TESEV'den yardım alan ya da TESEV adına çalışma yapan. Efendim, siz üye olduğunuzda Soros yoktu ama artık Soros var ve Soros Büyük Orta Doğu Projesi anlamında çalışan bir vakıf haline dönüştü. Hayır. Bu anlamda Soros. Ama vakıftan istifa edilmez ki. Yani mahkeme kararıyla kurucu üyeler kimdir? Şunlar bitti, o kadar. Hani TESEV'in sabah akşam toplantılarına katılıp bir şeyler söylesem hadi bu eleştiriyi gene diyeceğim olsun. Yok öyle bir şey yani. Peki. İki. Bu tamam. İki. Heyetler niye Amerika'ya gidiyor? İki kez Amerika'ya gittiler. Biz sadece Amerika'ya gitmiyoruz ki. Biz sesimizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünyaya duyurmak istiyoruz. Ben Kuzey Afrika'ya da gittim. Ben Brüksel'e de gitti. Heyetlerimiz de gitti. Paris'e de gittik. Heyetlerimiz gitti. İngiltere'ye gitti. Heyetlerimiz gitti. Almanya'ya gittik. Heyetlerimiz gitti. Gençlik olanı gönderdik. Onlar da gitti. Evet, 9 yıl önceki açıklamalar böyleydi. Devam edelim.